Mostorgay degen hayvanın da cılgada olur yuvası. Mostorgay degen hayvanın da cılgada olur yuvası. Çavun çavsa sel alır da yarım, çılayda kalır anası. Çavun çavsa sel alır da yarım, çılayda kalır anası. Bir kış gele Bostorgay'da cember hemen aşamay. Bir kış gele Bostorgay'da tarıda sepsem aşamay. Sizlin yaktın kızları da yarım, bizlin yaka uşamay. Sizlin yaktın kızları da yarım, bizlin yaka uşamay. Yol yanında Bostorgay boylay boylay su içe, çöl yanında Bostorgay'da boylay boylay su içe. Anayım anda menmanda yarım, çılayda çılay kül keşe. Cılgada olur yuvası. Bostorgay degen hayvanın da cılgada olur yuvası. Çavun çavsa sel alır da yarım, çılayda kalır anası. Çavun çavsa sel efendim, ünlü sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum şarkıcı, müzik eğitmeni İdil Çağatay. Hoş geldin İdil. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir. Ya Bostorgay bir Kırım türküsü, evet, değil mi? Doğru. Sen bunu yeniden yorumladın ve evet, o kadar içten yorumluyorsun ki, değil mi? Böyle hani onu fark ettim, o enerjiyi aldım. Çok severek yorumluyorsun, fark ettim. Peki bu nereden çıktı bu fikir? Neden bunu? Böyle hissedildiyse ne mutlu. Ya şöyle, ben biraz kafasına eseni yapan bir insanım. Hı-hı. Çok endüstrinin içinde olan biri değilim. Şimdi benim anne tarafımın kökleri Kırım'a dayanıyor. Tamam. Ve doğal olarak işte çocukluğumda duyduğum türkülerden biriydi bu. Ha, evet. Ve ben bunu aslında ailemin kadınlarına hediye etmek amaçlı yola çıktım. Yani hı-hı, normalde benim tarzım aslında çok başka. Hı-hı. Ben çok bayağı sert müzik yapan bir, evet, insanım ve hani çok cover yapan bir yapın yok. Evet, ama bu yani, başka bir maneviyatı genelde, olduğu evet, için, evet, değil evet, mi? Hatta şöyle, ben bunu hani gitarla çalıp söyleyip YouTube'a koyayım falan gibi böyle, hı-hı, başladım. Fakat maalesef
biraz sıkıntılı bir insanım. Bir şeye başladığım zaman o prodüksiyon büyüyor, büyüyor, evet, büyüyor, evet, büyüyor. Evet. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Sonra bu kadar yaptık, yayınlayayım bari oluyor. Çok güzel. Öyle başlayıp böyle kendi içinde gelişip buraya kadar geldi. Tabii yani benim bütün çocukluğum, ailem, yani benim için çok anlamı olan bir türkü olduğu için de galiba çok inanarak isteyerek söyledim. Ne kadar güzel. Peki çocukluk nerede geçti İdil? Şehrimini'de. Çapa. Evet. Aslında orası da şeydir, göçmenlerin zamanında bölgesi, yerleştirildiği bir bölgedir. Hı. Tamamen o kültürün içinde büyüdüm ben aslında. Güzel. Evet. Sonra tabii üniversiteye girmeden Anadolu yakasına taşınıp Kadıköy'lü oldum. Çünkü okulum Kadıköy'ün göbeğinde olduğu için. Evet. Ama tabii hala anılarım, kalbim bir tarafım orada. Her zaman her şey orada çok kalıyor. Ama evet. Doğru. Peki İdil'ciğim, inanılmaz bir background'un var. Bunların hepsini konuşacağız. Çok inanılmaz uluslararası işlere de çok imza attın. Bir sürü ödüllerin var. Hepsini konuşacağız ama müzisyen olmaya nasıl karar verdin aslında? Ya ben karar falan vermedim aslında. Başka seçme şansım yoktu çünkü çok kuvvetli bir içgüdüydü. Yani kendimi bildiğim, varlığımı fark ettiğim andan itibaren sadece sesler ilgimi çekiyordu. Bütün gördüğüm enstrümanları alıp hep böyle bir tınlatma, kurcalama falan yani çocukluğumdan beri çok ciddi bir eğilimimdir bu. Hani seçme şansım olsa belki mantığımla seçsem başka bir şey yapabilirdim, onu da söyleyeyim. Evet yani bütün hayatım boyunca hep o şekilde gitti. Ta ki üniversiteye gelene kadar ve hani bu isteğim o kadar kuvvetliydi ki ben hani konservatuara girmeye karar verdim. Özellikle annem de çok sağ olsun destekledi ve profesyonel olarak serüvenim o şekilde başlayıp devam etti. Ondan önce zaten ortaokulda, lisede sevgili müzik öğretmenlerim çok beni kayırıp kollarlardı. Bu hani bendeki aşkı da fark edip. Yani öyle bir gelişim süreci oldu. Baştan beri aslında çocukluğundan beri tutkuyla bağlıydın. Evet, çok, burada, değil mi? Evet. 94 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Evet, doğru. Yanlış hatırlamıyorsam 94 olmuş. Evet, opera bölümünü kazandın. Evet. Peki neden opera? Yani zaten çocukluğumdan beri sürekli şarkıcı olma hayalim vardı. Yani ses, kendim ses üretmeyi çok sevdiğim için, şarkı söylemeyi çok sevdiğim için yani zaten yönelimim bu taraftaydı. Sonra ya klasik müziği de bir şekilde seviyordum ben. Hatta benim minik bir orgum vardı, babam almıştı çocukken. O zaman şimdi çok eski olduğum burada ortaya çıkıyor. Bir X boya firmasının şeyde o jingle'ında Carmen çalıyordu. Carmen'in Habanerası. İlk mesela duyup çıkardığım melodilerden biridir o. Ve klasik müzik bir şekilde o da içgüdüsü olarak bir bağlılığım oldu. Operanın şeyi çok benim için hala ve hala cezbedici. İnsan sesinin o sınırları aşıp o kadar büyüyebilmesi. Şimdi onu soracaktım. Bilmediğim için de soruyorum. Yani şimdi herkes de opera bölümünü kazanamaz. O tamamen ses ile alakalı değil mi? O evet, sesin evet, gücüyle yani nasıl oluyor? Hani o ayrım nasıl oluyor? Hani klasik müzik sadece işte veya sanat müzik, işte opera bölümü ya yani şimdi, onların bölümleri vardır ya. Evet evet evet. Yani zaten ama öncelikle yani yetenek sınavıyla alınan bir bölüm. Hem yani şey iyi bir kulağınız olması lazım. Bir de operaya uygun bir sesiniz olması lazım. Girişte zaten hani onu test ediyorlar birkaç aşamalı sınavdan geçirerek üniversite sınavının haricinde. Eğer gırtlak yapınız uygunsa, uygunsa ve tabii ruhunuz da aslında. Bir de sevmek gerekiyor değil mi? Herkes tabii, operayı yani sevmez. 6 sene sonuçta kolay kolay okunacak bir şey değil. Sevmeyen okuyamaz zaten ve ben hep sevdim. Evet. O sesleri hala çıkarmaya, onunla, yani hala aktif olarak bu arada ara ara benim çok sevdiğim, çok yakın bir dostum var. Gidip kendimi çalıştırıyorum opera. Meleğe de buradan selamlarımı ileteyim. Hala aktif olarak orada biraz hani bir tarafım tutunsun istiyorum. Ha, o beni çok manen çok mutlu eden bir şey. Hatta başarabilirsek belki bir minik klasik müzik konseri bile yapacağız. Ay ne güzel olur ama. Evet. Çok güzel olur. Neden olmasın? Hayalim ama işte bakalım yani hani bir araya gelip bir şey yapmak kolay da değil aslında. Bir de sen 10 yıl boyunca aynı okulun arp bölümünde eğitime devam ettin. Ama 10 yıl bayağı bir şey değil mi? Yani zaman az bile aslında. Ha, az mı? Şöyle enstrüman ömür boyu çalınan bir şey oldu. Tabii şimdi, doğru. Ömür boyu çalışıyorsunuz. Şimdi konservatuarda enstrüman eğitimi bayağı uzun süren bir süreç. Yani hani mezuniyetinizden sonra da tabii ilerletiyorsunuz ama hani o işte bütün o süreç aşağı yukarı yanılmıyorsam yine bir 10-12 seneye yayılıyor. Hani o repertuar vesaire, lisans yapmak falan. Uzun bir süreç.
daha da ilerletebilirdim aslında ama Türkiye şartları maalesef evet. Yani bir de arp çok zor bir enstrüman. Hani evet. Çalması zor, sahip çok olunması zor. Değil mi? Evet, veya icra edilmesi burada zor. Burada üretiliyor mu arp? Şimdi üretilmeye başlandı değil normalde mi? Ama şöyle aynen yani ben. Çok bizim yine arp camiasından gönüllü hı-hı olan bir arkadaş sanırım onun üretimine başladı. Ben de sosyal medyadan falan gördüm. Hatta ha, yakın güzel zamanda bir bakacağım, gidip denemek istiyorum. Ufak ufak başlandı ama gönül işi yani. Hani bu evet arp hemen alınıp çalınacak bir şey değil. Bir değil, gitar değil yani. De. O yüzden inşallah daim olsun. Çok da yaygın değil Türkiye'de ama herhalde artık yaygınlanacak. Yani artık tabii şey yani her şey elimizin altına gelmeye başladı bu dünyada. Çok da sevmek gerekiyor değil mi onu? Ya her enstrümanı çok sevmek gerekiyor. Doğru. Sonuçta saatlerinizi harcıyorsunuz. Yani sokakta aynen gezeceğinize, işte arkadaşlarınızla evet sohbet edeceğinize ömrünüz enstrüman başında geçiyor. Benim 10 sene okulda geçti yani. Peki ilk piyano dersi aldın ama değil mi? İlk enstrüman piyano muydu? Evet evet, piyano ile başladım. Ayla evet Saydam'dan evet aldın. Evet, evet. Çok iyi. Peki 8 yıl Cemal Reşit Rey Operası'nda korist, oyuncu ve reji asistanı olarak görev almışsın. Doğru. Bu da çok güzel değil mi? Yani bütün hepsi aslında seni zenginleştirdi. Kesinlikle her şey, hepsi yaptığım her şey bana bir şeyler kattı. Cemal Reşit Rey Operası sürecini yani çok ayrı tutuyorum. Benim gerçekten hayatımda en mutlu olduğum dönemlerden biriydi. Çok zor bir süreçti çünkü zaten iki bölüm okuyordum. Onun üzerine okurken beni aldılar oraya. Ay, ikinci müthiş, sınıftaydım. Maşallah. Ve bayağı 10 sene falan neredeyse kesintisiz orada görev aldım. Çok güzel. Çok muhteşem bir ekiptik bence. Yani hani o günleri özlemiyorum desem çok yalan olur. Gerçekten İnanırım. Çok kalbimin bir tarafında çok değil keyifliydi. Mi? Yani hani orada o sahneyi bir oyunun içinde veya evet bir konserin içinde o topluluğun. Çok müthiş değil mi? Evet, aynı atmosferi solumak, aynı sesi tek evet yani tek bir sesi bir sürü kişi tınlatmak falan müthişti. Müthiş. Ama işte bazı nedenlerden asimile edildik. Evet. Olsun ama yani hani bunların hepsini yapmış olmak da müthiş bir olay. Kesinlikle yine olsa yine yaparım. Değil mi? Hatta daha fazlasını bile yapmak isterdim. Yani. Olur mutlaka, insan o fırsatlar gelecektir. 2005 yılında Kırmızı adlı grubu kuruyorsun. Evet. Sen mi kurdun? Dedin ki artık hani arkadaş nasıl oldu onu bir anlatır mısın bize? Ben çok merak ediyorum. Ya şimdi evet şimdi bu opera süreci ya biraz bağımsız ve hırçın bir tarafım var ve hani bunu herhalde ifade edebileceğim en iyi alan rock ve evet çok hard da rock, severim o tarz ben. Evet müzikti. Biraz kendi sesimi de bulmak istedim açıkçası. Kırmızı'yı Aslı Polat'la birlikte kurduk. Biz başka bir projede bir araya geldik tesadüfen tanışıp birlikte bir şey yapalım diye yola çıktık. Hala da birlikte çalıyoruz öyle söyleyeyim. Ne güzel. İki kadın olarak kurduk. Aslında grup çoğunlukla hep ikimizin götürdüğü bir gruptu. Ha, okay. Evet çok değişiklikler falan oldu. Ama çok güzel de işler yapıldı. Yani hani Kırmızı bayağı kısa zamanda büyük işler evet yaptı diyebilirim. Bir de bütün şarkıların söz bestesini ve aranjesini kendin yapıyorsun. Doğru, yapıyordun. Evet. Ve şu ana kadar yaptığın parçaların çoğu da sana ait değil mi? Hepsi neredeyse. Hepsi neredeyse. Evet, ay evet, çok hepsi güzel, çok harika. Bir de 2010 yılında Ozzy Osbourne, yani bu dünya starı Ozzy Osbourne, benim de çok sevdiğim duayenle aynı sahneyi paylaştın ve acayip anıların var değil mi? Biraz anlatır mısın Ozzy'yi bize? Yani tabii ki oradan o sahnenin kenarından geçmiş geçmek bile çok büyük lütuf tabii çok ki. Çok inanılmaz. Ya o çok inanılmaz bir, hala düşündüğümde çok tuhaf gelen bir hikaye. Şimdi biz Kırmızı'yı devam ettirmeye çalışırken birazcık böyle içeride çöküntüler vardı. Ama bir maxi single yayınlamıştık 2010 yılında. Şimdi gruptan ayrılmak isteyen arkadaşlar falan filan böyle bir süreçteyiz. Yani parçalanma evet aşamasındayız. Bu arada Ozzy Osbourne işte buraya gelirken o zaman MySpace diye bir evet internet sayfası vardı hatırlarsın. Oradan böyle bir yarışma gibi bir şey açmış. Ha. Evet. Bizim menajerliğimizi yapan arkadaş da bizi de o yarışmaya dahil etmiş. Fakat bizim haberimiz bile yok. Biz içeride başka okay şeylerle uğraşıyoruz. Tamam. Nasıl yürüteceğiz, ne yapacağız? Sonra tabii o yarışmada rapçisi, popçusu aklına ama gelecek. Ama siz çok tarz olarak da yakın olduğunuz için. Yani evet çok Ozzy'ye gerçekten çok makul bir evet sound en azından. Bakmış hani alakasız insanlar oylanmış. Sonra biz zaten kendi ekibinden insanlar konuya el atıyor. Bakıyorlar. Sonra bizi seçtiler. Süper. Bize telefon geldi böyleyken böyle diye. Şaşırdık kaldık şimdi ya. Hani grup dağılıyor. Evet ama acayip de bir teklif var. Müthiş bir şey geldi. Evet. Yani
Tamam falan, hani bari son kez birlikte çalalım falan gibi böyle konuşuyoruz. Sonra fakat organizasyondan birazcık sıkıntılar başladı. Ha. Dediler ki işte yok, sahne kuramayız, vokalistiniz çıksın, gitar vokal söylesin falan. O nasıl saçma şey ya? Tabii çok saçma bir ama şey. Ama Ozzy Osbourne çok... çıkacak yani zaten. Yani evet, bir yani... de hani ön grup istemişken evet. Öyle bir organizasyon var. Bir de metal grubuyuz biz, evet. Yani ne akustik çalmak olacak iş değil. Dedim yok, olmaz. Yani tamam, iptal edelim, çalmayalım madem. Öyle olunca Shannon Osbourne devreye girmiş. Bize gelen karısı. Bilgi. Aynen. Ay, bayılırım ona ben. Grup çıkmıyorsa Ozzy de çıkmıyor diye bayağı büyük res çekmiş. Oo, çok aynen, iyi ya. Evet. O zaten çok cool kocasını yani. Yönetiyordu. Biliyor, aynen, evet. Hala yönetiyordur. Evet. Onun üzerine tabii o sahne kuruldu. Fakat şimdi asıl anlatacağım hikaye pantolonun arka cebindeki çöp poşeti. Şimdi tabii böyle olunca biraz tabii seksist yaklaşımlar da oluyor. Yani eril bir müzik yapıyoruz. Biz bir de hani heavy metal çalıyorduk. Hatta Durak diye bir mekanımız var. Hı hı. Orada çalıyorduk. Fakat şimdi bütün o platformlarda, forumlarda saldırı başladı. Hı. Hala öyle bir kültür var bu arada. Hani birbirimizi alaşağı edip yücelmeye çalışma, evet, kültürümüz maalesef olduğu için. Fakat yani olur olmaz herkes bir şeyler yazıyor. Demoralize olduk tabii biraz. Hatta ismi lazım diye piyasanın büyüklerinden, evet, abilerimizden bile böyle saçma sapan şeyler, aa, okuyup görünce bayağı hayal kırıklığı oldu açıkçası. Neyse sahne günü geldi çattı. Ben öyle bir beklenti içerisindeyim ki yani zaten yani düşünsene Ozzy Osbourne beklentisiyle gelmiş bir grup, evet, var içeride. Tabii. Ya önde kim çıksa yani kendi ailesinden biri bile çıksa tanımaz. Doğru. Ön grubun böyle bir dezavantajı, doğru, vardı. Çok her şey o kadar... timingi mükemmel gitti ki işte sahne kuruldu vesaire çıktık. Ben fakat çıkmadan önce açıkçası pantolonun arka cebine bir çöp poşeti koydum. Neden? Neden? O kadar şöyle bir beklenti içerisindeyim ki hani insanlar yuhlayacak, inmemizi isteyecek, hatta daha ileri gidip bize bir şeyler fırlatacak. Aa! Evet evet. Evet tabii ki biz sahne dinmeyeceğiz. Ben toplayıp şovuma devam edeceğim. Bu kafayla çıktım. Yani aa, hani şu an düşünün psikolojisi çok ağır bir şey tabii, evet, ki. Evet, normalinde. Ama hani burada hiç gerek kalmamıştır onu çıkarmaya. Hiç kalmadı. Yani her şey mükemmel gitti. Tam bize verilen vakitte bizim programımız bitti. Müthiş bir alkış koptu ama. Müthiş, aa, bir tepki, güzel, geldi. Oh dedim. Yani çok şükür. Oh dedim, aynen. Ondan sonra indik arka tarafı falan. Orada da Ozzy Osbourne'la karşılaştık. Hatta işte Ozzy dede falan diye böyle bir espri dönüyordu, evet, ya o dönem. Gittim dedemizin elini öptüm. Öptün mü elini? Gerçekten evet, başına da koydun mu? Koydum, öpüp başıma koydum. Tabii işin esprisiydi o. Ertesi gün tabii gazetelerde, evet, bu fotoğraf, ay, bayağı evet, olay oldu. Ben çok tanımak isterdim kendisini. Tatlı, çok tatlı, çok yani. Çok tatlı. Biliyorum. Hani elektriğinden anlarsınız. Hani çok uzun vakit geçiremiyorsunuz. Evet. Çünkü hani orada sahne vesaire. Ama hani görmek, aynı ortamda bulunmak. Başka bir olay. Oraya biz oradayken çıkmış olması bile çok güzel. Normalde, evet, hiç yani. Tabii canım, ego yok. Yani. Ego tabii, yok aynen, onlarda, doğru. Öyle müthiş bir anıydı yani. Ben işte evet, bu böyle çok poşetli. Ara ara anlatıyorum. Harika, bayıldım. Özellikle. Peki mesela backstage'de sonra hiç konuşma şansınız oldu mu? Yok, olmadı. Ha, olmadı. Olmadı. Okay. Peki birçok yurt dışında festivallere katıldım. Yani bunların hepsi nasıl oluştu? Grupla mı, yalnız mı? Grupla. Grupla hep bunlar ya, oldu. Kırmızı çok ilgi çeken bir grup oldu. Birincisi zaten hani tamamı kadınlardan oluşan bir grup olması... Yurt dışında da çok ilgi çekti. Hı hı. Onlara göre tabii biz Orta Doğu ülkesiyiz ve, evet, buradan böyle bir nasıl şey çıkması tuhaf ve çok sert tabii bir müzikle çıkması, bir de politik bir yapıyla çıkması onların yani gerçekten ilgisini çekti. Dünyanın farklı yerlerinde radyolarda falan çalındı. Evet, bayağı Amerika'da, Şili'de, Amerika'da, değil mi? Bir sürü, evet, yerde Meksika'da falan hiç yani hani umarım... O nasıl oldu? Çok müthiş ya, bir şey değil mi o? Harika bir şey yani, insanı harika hissettiren, evet, bir şey. Şöyle yani heavy metal'in asıl tabii evet, kitlesi burada değil. Dünyada bir ağ var. Daha, aynen daha, öyle, daha küçük bir kitleyiz burada daha ama... Burada rock alternatif. Aynen, evet. Burada ha, yani çok, evet, fazla, yani burası burada için, evet, mesela çok sert bir albümdü. Evet. Ama yani şimdi önümüzde yapacağım albüm de yine daha sert olmayacak mesela. Hı-hı. Çünkü, evet, hani bunu seviyorum ama şöyle yani bu bir ortak dil ya dünyada. Hı-hı. Evet. Bu dili konuşan insanlar birbirini buluyor bir, doğru, şekilde. Doğru. Dolayısıyla aynen bize de öyle ulaşıldı ve hatta öyle şaşırdığım şeyler oldu ki hayatımın en iyi röportajını bir Fransa bir Japonya'dan aldım. Sözleri bile çevirmişler ve sözlerin içindeki alt metinleri falan sordular. Aa, öyle, evet. Güzel, müthiş. Yani dışarıdaki dinleyici, heavy metal, rock dinleyicisi çok
sadıktır derin. Zaten birbirine ya, ondan evet, dolayı. Evet, güzel aslında. Yani keyifli oluyor. Çok evet. güzel. 2011 yılında kendi yapım şirketini kurdun daha Hı-hı. özgür olmak için ve İsyan albümünü çıkardın. Evet. Ve ilk parçasını Hayko Çepkin'le evet. bir düet yaptın değil evet. mi? O nasıl oluştu? Çünkü Hayko da çok acayip bir adam. Ya bizim Hayko ile ilk tanışmamız 2009 yılı mıydı hatırlamıyorum. O sıralar İstanbul Üniversitesi. O zaman üniversitelerin dehşetli festivalleri vardı. Evet, müthiş rock festivalleri yapıyorlardı. Hayko Çepkin'in önünde biz sahne almıştık ve ben yine böyle gayet brutal vokalle... Küçük çiftlikte yapılıyordu Hazerfen'de falan. Evet, bu hatta bu mesela sanırım Avcılar Kampüsü. Müthiş, muazzam bir kalabalık vardı. Hı-hı. Ya bir ayin gibiydi ya, inanılmazdı. Hı-hı. Hiç unutamadığım bir konserdir. Orada işte ben bayağı böyle brutal vokal falan filan icra ederken orada Hayko'nun o da ilgisini çekmiş. Sonra arka tarafta tanıştık. İlk tanışıklığımız orada başladı. Hı hı. Sonra tabii diyalog gelişti. Bu bir muhabbet esnasında da bu albüm hazırlarken hı hı. hani düet yapalım gibi böyle başlayıp sonra bu şekilde sonlandırdık. Yani... Bilmiyorum, daha yakışan biri olamazdı bence düet yapmak için. Müthiş. Kesinlikle müthiş, itişmeli, kakışmalı, karşılıklı, böğürmeli falan böyle evet. tatlı bir iş oldu yine yani. Yine bir şeyler yapacak mısınız? Var mı öyle bir plan? Yani öyle bir planlamadık aslında ama niye olmasın? Yani hani... O da biraz geri çekti şu aralar sanki kendine değil mi şu an? Evet, şöyle daha yok. Senfonik işler yapıyor, butik işler ya. Hepimizi evet. biraz yordular açıkça Doğru. söylemek gerekirse. Yani. Bir de Eurok Maraton 2012'de bu Fritz Rau'nun organizasyonu olan orada bir performans sergileyerek ilk 8 grup arasına girdiniz değil mi? Evet, doğru. O nasıl bir organizasyondu? Hatta ilk 8 arasına girip ikinci olarak çıktık. Ha, ikinci oldunuz evet. değil mi? Çok güzel. Peki o nasıl bir organizasyondu? Ya o biraz şey gibi, Eurovision'un rock versiyonu gibi bir organizasyonu. Ha, okay. Evet, bayağı 256. Evet, Eurok. Çok güzel. Evet, 250 küsür katılımcı grup, bütün bir sürü ülkeden içinden 8 grup seçilip onlar da canlı performans yaparaktan Almanya'da yarıştık. Bir de ben Almanya doğma büyüğüm. Nina Hagen benim ilk biyografisini okuduğum ünlüdür. İlk o, ikincisi Michael Jackson. Ben çok ne ilk harika, okulda Nina Hagen'ın çok hayrandım ve onun evet. biyografisini okudum ve halen çok severim. Aynen, ben de o çok bayılıyorum ve çok acayip bir kadın. Tanışma şansımız oldu sahne evet, arkasında. Ben de gördüm Almanya'da onu. Müthiş. Ama müthiş bir kadın. Müthiş. Hakikaten de ne kadar yaşlı. Onunla bir şey yapmak isterdim işte. Onunla bir düet bir şey çok değil isterdim. Mi? Evet. Nina Hagen de orada sahne aldı sahne ama değil aldı, mi? Evet. Heh. Arkada hatta benim kafama bir taç oturttu. Allah Allah. Evet. Çok güzel. Silver ya. Queen diye saklarım aynen. Onun çok meşhurdur zaten. O makyajı, evet. o saç aksesuarları değil mi? O saçlarını sapsarıya evet. boyuyor. Müthiş, çok acayip bir kadın. Aynen. Biyografisini okuduğum için yani hiç unutmadığım ve çok sevdiğim bir sanatçı. Unutulacak gibi bir kadın da değil. Çok özgün, çok özgür, farklı. Çok değişik yani aynen bilmiyorum. Öyle. Keşke yeniden görme şansım olsa isterdim yani. Evet, inşallah. Bir de Rock Oriental ile buluştu diye bir proje. Evet. Asena'nın da evet, bu doğru, oldu. Evet. Değil mi? Oriental Asena'yla değil aynen, mi? Aynen evet. O nasıl oldu? Ya hep acayip böyle unik işleri yapmışsın. Müthiş bir şey bu. Yani nasıl oldu? Tabii bütün bunlar aslında Kırmızı Grubu var iken devam ediyor. Hep, aynen değil mi? Evet. Şöyle oldu, biz bir röportaj için sanırım Asena'nın mekanıydı orası. Hı hı. Oraya gittik. İşte röportajı yaptık vesaire. Tam çıkarken onun da aslında aklında böyle bir şeyler varmış. Evet. Öyle bir teklif getirdi. Çok güzel ve hoş geldin yani, nihayetinde Led Zeppelin evet. seslendireceğiz evet. yani, müthiş. Tamam dedik yani, olur. Yani o şekilde ondan gelen bir teklif üzerine... Ha, oldu bu, çok evet, güzel. Evet, evet, o şekilde başladık, ilerledik, güzel oldu yani. Hani bambaşka çok bir enteresan oldu. Bir iş evet. oldu. Sonra orkestra toparladık, işte perküsyonları Asena getirtti. Bizim klasik orkestra evet. benim kendi arkadaşlarımdan oluştu falan, bayağı büyük bir prodüksiyonlu iş oldu. Keşke biraz daha bir şeyler olsaymış aslında. Evet, müthişmiş. 2012 yılında Araf şarkısını çıkardın. Bunun önemini anlatır mısın bize? Bunun neden, kime hitafen, nasıl oldu? Tamam, şöyle. Şimdi benim zaten belli başlı sürekli dönüp dolaşıp irdelediğim konular vardır. Evet. Aile içi şiddet, kadın cinayetleri... ve hani bütün bu çocuğa şiddet, hatta hayvana şiddet, evet. hepsi benim ne yazık ki ilgi alanımda ve yani sürekli bununla ilgili bir şeyler yapma isteği doğuyor. Araf o şekilde doğdu.
sonra bunu hani bir şey, iyi bir şey de kullanmak istedim açıkçası. Evet. Yani çünkü bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeye dokunsun yani. Doğru, aynen, bir faydası aynen, olsun, evet. Bir mesaj verebilirim. Evet, evet, evet. Sonra bir arkadaşım, gazeteci bir arkadaşım aracılığıyla işte Hürriyet'in böyle bir kampanyası varmış. Oraya ulaştık, buluştuk, toplantı yapıldı. Zaten sözleri gördüler ve evet dediler. Onların da çok hoşuna gitti. Biz projeye girişmiş olduk. Yani direkt aslında şarkıyı o tarafa hediye etmiş oldum ve bu proje için kullanılmasını istedim. Bu 100 bin SMS kampanyasıydı aile içi şiddete karşı. Bir şey hattı var, acil yardım hattı. Hala aktif olmalı. Geçenlerde bir arayıp sormuştum. Sanırım, evet. Keşke hiç ihtiyacımız olmasa ama her geçen gün artarak gidiyor. Maalesef. Evet. Sonra bu şarkıyı işte prodüksiyonu bitirip bunu tanıtım aşamasına geçtik ve basında birçok yerde aslında göründük bu acil yardım hattını tanıtmak ve insanların dikkatini çekmek adına. İhtiyacı olanların böyle bir platform çok olduğunu iyi. Bilmesi için. Aynen, duyurmuş oldun bir aynen, de. Aynen evet, yani aynen. Onun süper. En büyük olayı oydu zaten. Hizmet yani evet, vermiş oldun. Yani yapmaya çalıştık, umarım yerini bulmuştur ve umarım mutlaka tekrar bulmuştur. Böyle şeyler yapma şansım olur, kafamda var. Evet, lütfen yap. Yani çok istiyorum, çok istiyorum. Ben zaten aktif olarak hep konunun içinde kalmaya çalışıyorum. Ben yürüyüşlerde orada burada beni hep görürler slogan atarken falan. Gerçekten yani kafamda bir şeyler var bunlar. Yine yapmak istediğim. Harikasın. Yani umarım, keşke yani ihtiyacımız olmasa. Gerçekten ama. Olmasa ama maalesef bu evet. Evrensel bir sorun. Evet aslında. Ülkemizde ne kadar çok da olsa ama evrensel bir sorun. Sadece bize öz evet. Bir şey değil. Olayın şiddet boyutu evrensel. Fakat hukuki karşılığına bakarsak i̇şte bizim maalesef, ülke çok vahim. Zayıf. Aynen. Evet maalesef. Şimdi bir de 2013 yılında Cumhuriyet 90 yaşında isimli şarkıyı besteledin evet. Değil mi? O nasıl doğdu? Yani bu ülkede yaşayan her insan evet. Gibi ben de tabii özgürlüğüme aşık müthiş, bir insanım. Evet. Bu hani toprakların kurtuluş hikayesiyle büyümüş bir insanım. Dinimiz, dilimiz falan hiç önemli değil, ırkımız. Kesinlikle. Biz Türkiye vatandaşıyız. Dolayısıyla aslında burada benim için hepsinin ötesinde o cumhur olmak, halk birlikte olabilmek, evet. Özgür olabilmek, evet. Özgürce sesimizi duyurabilmek biraz aslında oradan yola çıkarak ve Cumhuriyet'in 90. yılına da tanık olmuş bir insan olarak evet. Ki yüze de ölmezse akılırsak inşallah tanık i̇nşallah. Olacağız. Benim çok yapmak istediğim bir şeydi. Ya o gazla yazdım çok güzel. Ve Kurtuluş Savaşı ruhuyla oldu çünkü grup olarak bütçemiz yoktu. Nasıl yapalım, ne yapalım? O esnada bazı arkadaşlar devreye girdi. Hatta bize stüdyosunu açan güzel, arkadaşlar, bak, profesyonel olsun, evet. Stüdyosunu açan Engin ve Erdem Özyılmaz kardeşler çok harika insanlardır. Mesela sonraki prodüksiyonlarımda da onlarla çalıştım. Orada onlar bize yardımcı oldu. Hı-hı. Sonra işte klip vesaire çekiminde Aslı üstlendi. İlk defa hayatında böyle bir şeye girişti. Sağdan soldan birkaç böyle destek veren olarak, arkadaşlarla aha. Bayağı Kurtuluş Savaşı ruhuyla bitirdik, tamamladık müthiş. Ve yayınladık. Çok güzel. Yani tamamen harikasın. Ruhsal tatmin evet. Amaçlı yapılmış bir işti. Tabii bunların bu hani bize çok ki. Getirisi bir şey olmuyor. Bu tamamen ama, yani hiç ticari şeyi yok bunlarda. Aynen hepsi aynen. Tamamen. Ya, çünkü müzik benim dilim. Evet. Ben bir şey anlatmak için müziği kullanıyorum. Bir şeyi coşkusunu, üzüntüsünü yani bir duyguyu yaşadığım zaman da hani onu aktarabilmek istiyorum. Evet. Bu da öyle bir şeydi. 2015 yılında solo çalışması Çocuk. O da bir yine böyle biraz sosyal mesaj içeren bir parça mıydı yoksa? Aslında çok sosyal mesaj içeren ya aslında değil ama yani isteyen istediğini mal edebilir. Evet. Evet. O işte benim ilk solo projeye geçişim oldu. Artık kırmızı yok. Aynen, kırmızıdan sonra benim hani artık solo olarak yola başladığım ilk çalışma oldu diyebilirim. Onun öncesinde de biraz yine kendi adımla sahne çalışmalarım falan vardı evet. Yine. Onun öyle bir özelliği var benim için. Biraz sonra, içsel bir mesele evet. Sonra Cinnet geldi. Evet. Cinnet mesela çok eğlenceli gözüken ama onun da altyapısı aslında biraz suya sabuna gönderen. Yani biraz şeyi seviyorum ben. Hani esprili yaklaşmayı seviyorum. Güzel. Böyle durumlarda. Çok hatta, ağır olmaması. Gerek yok evet. Yani hani zaten bence durumu özetliyor. Her konserde de bağıra bağıra söylüyoruz yani. Evet aynen öyle. Yani şu an hatta yeni bir şarkı yazdım yine. Cinnet gibi. Hı-hı. Yine içinde bulunduğumuz durumu
Anlatan bunu şikayet eden. O da mesela çok punk hissiyatlı bir şarkı. Evet. Onu da evet yani bayağı eğlenceli bir zemine oturttum. Hı-hı. En azından eğlenerek isyan edelim. Evet doğru, o da güzel mantık. Bir de 2018 yılında rap müzik sanatçısı Ayben'le bir düetin oldu. Yani rock ve rap'in böyle bir şeyi harmanlanması mı diyelim? Evet o da herhalde ikinci düet diyeyim çalışması oldu benim hayatımda yaptığım. 2018 yılında ilk ben solo albümümü çıkardım Ateşler İçinde. Onun ilk çıkış şarkısıdır Ateşler İçinde. Parçanın o kısmına gelindiğinde aslında fikri Aslı verdi. Burada rap ne kadar iyi olur dedi. Düşündüm. Olabilecek en güzel isim bence Ayben'de. Doğru. Hemen her şey o kadar hızlı gelişti ve güzel oldu ki yani çok tam yerine oturdu. Ayben çok büyük katkıda bulundu. Harika yani hem videolarında hem işte parçanın içinde. Çok o da cuk oturmuş. Çok güzel İçime oldu, çok sinen bir iştir. Kendisine de selamlarımı iletiyorum buradan. Süper, aynen bizden de selamlar. 2020 yılında Sonbahar Üçlemesi. Bunun içinde Issız da var mı? Yok, Issız Sonbahar'dan önce çıkmış bir single. Okey, onu dinleyeceğiz senden değil mi? Evet. Okey, tamam. Peki o üçleme nasıl bir üçleme? Neden bir üçleme? Aslında o üçlemenin daha ötesinde dört mevsime yayılıyor içimde. O sadece dört mevsimden bir tanesini anlatıyor. Üçleme olmasının sebebi de sonbaharın üç ayına işaret ediyor. Ha, tamam. Yani Eylül, Ekim ve Kasım. Ayların şarkıları onlar benim için. Aa, mantıklı. Ve eğer başarabilirsem yani başarabilirsemin altındaki şey vakit bulabilirsem ve buna enerji bulabilirsem gerçekten dört mevsime tamamlayacağım. Çok güzel. Peki sonbahar üçlemesinin isimleri nedir? O üçünün. Yağmur. Evet. Sonbahar, Ekim ayının. Tamam. Ben Ekim doğumluyum aynı zamanda. Ve kırlangıç göçü. Anlamları tamamen... İçsel mi yani? Neden? Şöyle hani, ikisi bir arada aslında. Hem metaforik zaman... yani sonbahar bir de insan hayatının sonbaharına da işaret ediyor orada. Evet doğru. Yani hem o insan hayatının sonbaharı hem de mevsim sonbahar. Evet. Bütün o ikisinin birleşimi oradaki çok metaforlar. İki tarafa da aslında gönderme. Yani bu dört mevsimdeki mevzu da o benim için. Yani buradan da şeyi ben duyurusunu yapmış olacağım. Evet, ya, yok, olmayan bir projenin şimdi beklenti olacak. Ya, yapacaksın demek ki çünkü şey. Var o arkada kullanıyor. Aynen. Zaten, ama hani ondan önce iki albüm falan var kafamda, onları bitireyim istiyorum. Okey, onu bitir sonra sen onları tamamlarsın bakalım zaten. Bakalım işte hayat bize ne gösterirse. Bırakmazsın bence. Bir de müziklerini yaptığın yurt dışında birçok festivalden ödül alan bir kısa film var Kora. Evet. Değil mi? Bunun da bütün... müzik ve soundtrack'ini sen yaptın aslında. Aynen, tamamıyla aslında filmin sesi olmuş durumdayım. Çok iyi. O nasıl oluştu? Şimdi filmin yönetmeni Nalan Abbasoğlu aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. Tamam. Çok uzun süredir birlikte bir şey yapalım. Evet. İsteği vardı. Sonra o harekete geçip Kora'yı çekti kısa film olarak. Ve yani hani filmin neredeyse bitmiş yani son kurguya girmiş haliyle bana getirdi. Müziklerini istiyorum dedi. Çok kısa bir vaktim vardı bu arada. Çünkü Altın Portakal'a falan filan da yollayacaktı. Evet. Bir an dehşete kapıldım açıkçası. Çok tabii, hızlı bir zaman değil mi? De zamanı, İlk benim film tabii. müziği denemem. Çünkü film müziği normal bir şarkı başka yazmaya bir şey. Benzemiyor. Doğru. Aynen orada temalar var. Evet. Yani oturması anlatan, gerekiyor hepsi. Aynen yani çok farklı bir şey. Yani bayağı beyin yakan bir şeydi. Ama oldu bir şekilde yani hani bayağı ona konsantre oldum bir de hani sanırım anlatmak istediğini iyi anladım. Evet. O da öyle olduğunu düşünüyor. Ve ona konsantre olup tamamen o duyguları yaşayarak besteledim her şeyi. Zaten hiç filmde diyalog yok. Her şey müzikle anlatılıyor. Ha, okay. Evet. Çok iyi. Ya, o yüzden hani sesi. Sonra işte yolculuğuna başladı film. Müthiş. Bayağı yurt dışından bayağı ödüller aldı. Hatta sanırım 24 Mayıs mı tarihi tam yanlış söylemeyeyim. Geçtiğimiz hafta uluslararası farklı perspektifler, film festivali film festivalinde gösterildi. İlk defa beyaz perdede kendi sesimi duydum. Çok değişikti. Değil mi? O da başka bir değişik bir deneyim ya. Çok müthiş bir şey. Devamı gelebilir yani. Neden olmasın? Yani neden olmasın şimdi? Nalan Abbas oldu. Aynen bir şeyler yapalım mı falan diye kaşınıyoruz şu anda. Zaten. Biz zaten böyle şey bir araya gelince kız çocukları gibi oluyoruz. Şimdi de 24 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam yine bir kısa film festivalinde gösterilecekmiş. Bugün haberini aldım. Çok güzel.
Evet, vallahi böyle. Yolu açık olsun, senin de her zaman yolun açık. Hepimizin, zaten maşallah. Yani estağfurullah, öyle iddialarım yok ama tabii bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok hayatın güzel. Anlamı bu yani, başka da bir şey yok. Ayrıca eğitmenlik yapıyorsun değil mi? Evet, doğru. Öğrencilerin var. Bunun evet, vokalist yetiştiriyorum. Biraz anlatır mısın, çok merak ettim. Yani aslında hayatımın bayağı bir büyük bir zamanını kaplayan bir iş. Değil mi? Yani, mutlaka tabii, öyle. Düzenli yani. Haftalık değil mi? Ya, haftanın mutlaka. Yani şöyle neredeyse 5 günü falan hep. Oo, bayağı. Tabii. Yani bir sürü öğrencim var. Yani ve şeyler yani çok tutkuyla bağlılar yaptıkları şeye, ya bu da çok büyük bir sorumluluk. Evet. Dolayısıyla yani bayağı bir vakit ayırdığım bir alan orası da. Kaç öğrencin var? Bir akademide mi yoksa özel mi? Hayır, özel tamamıyla. Tamam, yani kendim. Özel. Evet, kendim. Onlar zaten direkt hani bireysel benimle çalışmak istedikleri için çok geliyorlar. Ne karşılıklı kadar öğrencin var İdil? Aşağı yukarı. 20 küsur şu an. Maşallah. Evet. Çok güzel. Yani şu an ortalama bir şey söyledim. Muhtemelen çok üstüne çıkmıştır. Dolayısıyla hepsine ayrı şekilde özen gösterip tabii. Hepsine yetiştiriyorsun efor, ya. Evet ki. Evet. Ya çünkü şan yani ses eğitimi çok nasıl diyeyim, emek isteyen bir şey. Tabii hatta ki. Ben konservatuvardayken ilk zamanlar hiçbir şeyden anlamazsınız ya o zaman. Evet, bilemiyorsun. İlk şan hocam bana şey derdi. Ha, bu iş dantel gibi derdi. Hani böyle İş diyorsun, ne diyor ya falan diyordu. Şimdi bakıyorum gerçekten. Çünkü değil herkesin mi? Psikolojisi farklı, anatomisi farklı, bambaşka. Beklentisi farklı. Evet. Yani çok ayrı formüller icat etmek zorundayım evet. O bireyleri yetiştirebilmek için. Çok ya elimden geleni müthiş. Yapmaya çalışıyorum. Bilgimi, tecrübemi aktarmaya evet. Çalışıyorum. Gerisi artık kendi kanatlarıyla uçmaya aynen kalıyor. Aynen öyle. Ki içlerinde hem şu an uçanlar da var. Evet, hem maşallah. Uçmaya hazır olanlar da var. İnşallah hepsi yol açık olsun. Bir de hayvan sevgin çok yüksek. Ya hepimiz hayvanlara çok seviyoruz. Sevmek zorundayız. O canlılarla birlikte yaşıyoruz biz. Ondan biraz bahseder misin? Çünkü birçok kedin var değil mi? Şimdi hani bir tabir vardır ya crazy cat lady diye. Ben onlardanım. Vallahi. Evet. Kedili deli kadın. Evet, birçok kedim var. Yarısı mülteci, yarısı kurtarılmış, öyle söyleyeyim. Evet. Benim abim de çok kurtarıyor. Evet, bazıları işte hani mecbur sahiplen kal. Evet yani tamam. Hani seçme şansınız olmayabiliyor. Aynen. Ha, alan olsa vereceğim ama yani çok hani sokak hayvanı olduğu güvenemiyorsun da değil mi? Tabii güvenmediğim bir yere vermem zaten. Değil hani mi? Ben bakayım hiç diyorum. Evet. Yani zaten hani işte ne bileyim felçli var mesela. Nörolojik problemi olan var. Gerçekten. Var oğlum var. Çok evet işte bu, bir yerlerini kırıp gelmiş olan var. Sonra girip de çıkmayan var. Bir de çok zeki. Ben kedileri inanılmaz zeki buluyorum. Köpekler saf. Evet. Onlar yani ne yap? Ama kedi bence çok akıllı. Ukalalık da var. Çok aç. Evet. Böyle değil mi? İstemedim mi de hiç bir şey yaptıramazsın Aa, gibi değil asla. Mi? Evet. Çok özgünler ve çok özgürler ama yani onların o özgürlüklerine çok aşığım. Ve o hava, o ukalalık evet. Bile çok güzel. Böyle havalı havalı canı isterse gibi. Sevdiriyor falan. Değil mi? Çok tabii. Acayip bir şey. Ve yani ne bileyim karnı acıkıyor, vereceksin. Ya bazen evet. Mesela gece yemek bitiyor. Allah'ım yatak odamın kapısı tırmıklanıyor. Ve sonra kalkıyorum yemeğini veriyorum. Yani bayağı yani hizmetteyiz yani. Değil mi? Tabii. Ya mecbursun sanki. Evet tabii. Yani, yani hani başka... Kral kraliçe onlar. Aynen öyle. Ve köleyiz. Ama gönüllüyüz. Bayılıyorum. Yani değişik. Bütün hayvanları çok seviyorum. Tabii ki. Yani şu an hani elimin uzanabildiği ağırlıklı kediler olduğu için. Ama tabii evet. Onun dışında kurtardığımız köpekler oluyor. Evet. Sahipler. Şöyle, hatta 2 gün önce haberi geldi. Konser günü evet. Bir tane caddeden şöyle yakalayıp kurtardığım vardı. Yeni evine gitmiş. Mesela onun haberini aldım, çok mutlu oldum. Evet. Bununla ilgili çalışan bir grubumuz da var bizim. Hı-hı. WhatsApp grubu ve evet. Hani çok aslında büyümeye başladık. Evet. Normali de bu aslında ya. Yani hani makyözümüz Arzu aynı şekilde her gün o WhatsApp grubunda sürekli alıyor, tedavi ettiriyor, doktora götürüyor, getiriyor, sahiplendiriyor, takip ediyor, güvenmiyorsa vermiyor. Yani inanılmaz, evet. Çok hoşuma gidiyor. Bir defa inanılmaz büyük sevap. Hepsi canlı ve gerçekten de ihtiyacı var. Keşke herkes aynı ya, performansı gösterse. Bu bir farkındalık işi aslında. Yani hani biz...
bir gezegeni paylaşıyoruz. Evet. Ve bütün bu gezegen sadece bize hizmet etmiyor. Bütün aynen canlıları bütün barındırıyor. Canlılara. Hepimizin evi. Kesinlikle. Şuna da çok karşıyım. Ece Hanım, sokak hayvanı. Sokak hayvanı diye bir kavram olabilir mi? Evet. Hayvanlar sokakta mı yaşıyor? Biz sokakları yaptık, onların alanlarını aldık. Aynen öyle. Biz onların alanlarını işgal ettik. Ve atalarımız zamanında evcilleştirip hani bizimle birlikte yaşamaya alıştırdığı için şimdi aslında biz de onlara borçluyuz. Doğru. Çok güzel. Aynı o yüzden hani birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Herkes yardımcı olmak zorunda değil. Herkes beslemek zorunda değil ama en azından zarar vermesinler. Evet. Yapanlara karışmasınlar. Çok böylelikle güzel. Hep birlikte daha huzurlu yaşarız. Aynen öyle. Lütfen gerçekten İdil'in söylediklerine katılıyorum. Kulak asalım ve bütün canlılara. Yani yardım edemiyorsak bile gerçekten zarar vermeyelim. Aynen değil öyle. Mi? Evet. İdil'cim, süremizin sonuna geldik. Senin ıssızla kapatacağız peki programı. İyi ki geldin. Gerçekten çok teşekkür memnun ederim. Oldum. Ben de çok mutlu çok oldum bu sohbet için. Çok İyi ki çağırdın. Efendim, ünlü sohbetlerin sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Şimdi İdil'den ıssızı dinleyeceğiz. Canlı canlı. Sandık hiçlenmiş, yorgun düşlerimde demlenmiş. Bir yol olup yeşermiş yalnızım, düşmüş toprağıma flizlenmiş. Ailemle yaşamak istiyorum. Yıkılsın istemiyorum. Merhaba millet. Leona ve çocukları asıl